Evet dostlar, devam ediyorum arkadaşlarım. 21. ünitemizin 13 numaralı köşe taşında kalmıştık en son. Şöyle ayarlamamızı yapalım ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Odaklanmamız tamam mıdır diye bir kontrol ediyorum. Evet, her şey güzel gözüküyor. Şimdi diyor ki %25 karla 150 TL'ye satılan bir mal %20 karla kaç TL'ye satılır? Şimdi malın maliyet fiyatı 100x olsun diyelim biz dostlarım. Bunun üstüne kar koyuyor bu adam %25. Yani 25x kar koyuyor. O halde bizim satış fiyatımız 125x liraya çıkıyor ve bu da 150 TL, hayır, zarar mıymış bu? Pardon, zarar. Özür dilerim. Zarar 25x. O zaman satışımızda ne olacak? 100'den 25'i çıkartacağız dostlarım. 75x liraya satılacak bu mal. 75x liraya satılıyor. Buna da 150 demiş. O halde x dediğim şey 2 geldi. Peki benim maliyetim bu durumda 200 oldu. Şimdi bu mal %20 karla satılsaydı, yani hemen 200'ün %20'sini hesaplayacağım dostlarım. Şöyle sıfırları götürelim. 40 TL karla satsaydım 240 TL'ye satardım ben bu malı diyorum bir Ceyhan. İkinci sorumuz. Maliyet fiyatına %20 kar eklenerek, şimdi maliyeti hemen bulalım. 100x diyorum maliyete. Kar ekliyorum arkadaşlar 20x lira. O zaman benim satış fiyatım 120x lira oldu ve bu da 240'a denk düşüyormuş. Yani x eşittir 2 çıktı bu durumda. Maliyet fiyatı üzerinden %15 indirim yapılarak diyor. Şimdi maliyete 100x demiştik ya, %15 indirim yapacağım ben bu sefer. İndirim yapacağız 15x lira. Bu durumda benim yeni satış fiyatım 85x lira oldu mu arkadaşlar? Kaç TL'ye satılır diye soruyor. X'i 2 bulmuştuk. Hemen 2 ile çarpalım bu sıpayı. 85 çarpı 2'den 170'i paketledim. Bu ne diyor? %18 KDV'li bir malı. Şimdi 100x'e aldık diyelim. %18 de KDV koyduk. Artı 18x KDV koyduk. 118x liralık bir malı 29,5 TL'ye satıyorum ben. Alan müşterinin ödediği KDV 18x kaç liradır diye soruyorum o zaman. 118x 29,5 ise 18x kaç liradır diye bir soru sordum dostlarım. Doğru orantıdan da bulabilirim. Buradan x'i çekip yerine de yazabiliriz. Biz doğru orantı kullanalım. 18 çarpı 29,5 bölü 118 olur. Soru işareti dediğim yer. Peki 2'ye bölelim 9. 2'ye bölelim 59. 59 29,5'un 2 katıdır. Burada 2 kaldı. 9 bölü 2. Yani 4,5 oldu cevabımız diyelim dostlar. Geldik bu soruya. Bir kalem %20 karla satılırsa kar miktarı 500 TL. Şimdi kalemin maliyeti 100x olsun arkadaşlar. Maliyet 100x. %20 karla satarsam, 20x karla satarsam ben bunu, karım yani 20x'im 500'den çok oluyormuş. Büyükmüş 500'den. Hatta şöyle sadeleştirmeleri yapalım. Bir de 2'ye bölelim. X büyükmüş 25'ten. Eğer diyor %25 karla satılsaydı, yani 25x lira kar elde etseydi, kar miktarı 800'den az olacaktı diyor. O zaman burayı da küçüktür 800 yapalım. Hemen 5'e bölelim. 5x küçüktür. 5'e bölersem 16 sıfırı kalır. Bir daha 5'e bölelim. X küçüktür. 3, 32. Şimdi x'in aralığını bulduk. X ne çıktı arkadaşlarım? 32'den küçük, 25'ten büyük. Ama bana neyi soruyor? Maliyeti. Yani 100x'i. 100 ile çarpalım bunları. 25 çift 0. 100x. 32 çift 0. Maliyet 2500 lirayla 3200 arasında bir değer olacak. Bu olmaz. 2500 de olmaz. 3000 olur. 3500 çok büyük olmaz. 4000 daha da büyük hiç olmaz. Ceyhan'ı işaretledi. Evet, 13 numarayı gömdük. Sıra geldi 14 numaraya. Nevin bir ayakkabıyı %20 karla, başka bir ayakkabıyı %10 zararla 36 TL'ye satıyor.
Başka bir ayakkabıyı 36 TL'ye satıyor. Buna göre ne bileyim bu satışlar sonucundaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi Nevin ayakkabılardan birinin maliyeti 100x olsun. %20 karla satılıyorsa 120x'e satıyordur bunu demektir bu. Ve 36x'e denk düşüyormuş. 36'ya denk düşüyormuş. Başka bir ayakkabıyı da diyor %10 zararla satıyor. O zaman 90x'e satıyor. Yine 36 TL'ye satıyormuş dostlarım. Buna göre Nevin'in bu satışlar sonucundaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. %20 karla satarsa 36 TL'ye satıyor. Buradan hemen X'i bir bulabiliriz biz dostlarım. Ne çıkar buradan X'imiz? 3'e 12'ye bölelim. 3 30 kalsın. 12'ye bölelim 10 kalsın. 12'ye bölelim 3. X eşittir 3 bölü 10. 3 bölü 10. Yani ne oluyor bu durumda dostlar? 3 bölü 10 çıktı. Tamam. Şunu da bir 9'a bölelim. 10. 9'a bölelim 4. Buradan da 4 bölü 10 çıktı. Ha bu Y gerçi. Başka bir ayakkabıydı. 100Y'ydi bu. Bunun maliyeti. Y bölü 10 geldi. Şimdi bir daha hesaplayalım bakalım. Bunun maliyeti 100x liraydı. 3 bölü 10 yazdık x yerine. 3 bölü 10 yazarsak birer sıfır gitti. 30 lira. 30 liraya aldığı ayakkabıyı 36 liraya sattı. Buradan 6 lira karı var. Sonra buradan 4 bölü 10 bulduk. 4 bölü 10 yazarsak buraya da birer sıfır gitti. 40 liraya sattı. Buradan da 40 liraya pardon aldığı ayakkabıyı 36 liraya sattı. Buradan da 6 lira zararı var kardeşlerim. Yani toplam cebinden aslında 70 lira çıktı bu hatunun. 72 lira da para kazandı. Ne kadar karı var sizce? 2 TL karı var değil mi dostlarım? Hadi gelin şuna bakalım. Bir şirket 2 otobüs satın alıyor. Bir süre sonra otobüslerden birini %20 karla, diğerini %20 zararla 60.000 TL'den satıyor. Şimdi birinci otobüse 100x lira vermiş olsun. %20 karla satıyorsa 120x liraya satıyor ve 60.000 TL'ymiş dostlarım. Hemen birer sıfır silelim şuradan. 12'ye bölelim. 500 kalsın. X eşittir 500 çıktı. Yani bu arabanın maliyeti 500 çarpı 100'den 500 çift sıfır. Maliyeti 50 bin liraydı. 60 bin liraya sattık biz bunu arkadaşlar. Tamam, birinci arabanın durumu bu. Şimdi ikinci bir araba var. 100Y diyorum buna. %20 zararla satıyoruz bu 100Y'yi. %20 zarar demek 80Y'ye satıyorum ve yine 60 binden satıyormuşum. Birer sıfır yine götürdüm ben. 4'e böldüm 2'ye. 4'e böldüm 150. 15 çift sıfır çıktı. Bir daha 2'ye böldüm. Y eşittir 75 sıfır. 750 çıktı. Yani bu Y 750 ise buradan da 750 çift sıfır 75 bin liraya mal etmişim ben bu ikinci arabayı. Yine 60 bin liraya satıyorum dostlarım. Şimdi en son kar zarara bakalım. Şurası 125 bin yapar. 125 bin çıkmış alırken cebimden. 120 bin kazanmışım satarken. 5 bin lira zarardayım o zaman dostlarım. Cevabım Adana çıktı. A malının satışından %20 kar, B malının satışından %20 zarar elde ediliyor. A ve B mallarının satış fiyatları eşit olduğuna göre kar zarar durumu nedir diye bir soru sormuş bize. A malının satışından %20 kar elde ediyorum. Ben A'yı 100x'e alsam, satışından %20 kar elde ediyorsam bunun satış fiyatı 120x liradır diyebilir miyim dostlarım? B malını 100Y'ye alsam %20 zarar elde ediyorum. Bunun satışını o zaman ben 80Y liraya satıyormuşum ben bunu. A ve B mallarının satış fiyatları eşit olduğuna göre diyor. Yani 120x eşittir 80Y'dir diyor. Hemen birer sıfır sildim. Bir de 4'e böldüm bunları. 3x eşittir 2Y çıktı. Yani ben x yerine 2K, y yerine 3K yazabilirmişim demektir bu. Hadi bir daha 2K ve 3K yazalım x ve y yerlerine. 2K yazarsam ben A malını 2K yazdığında 200x 200K'ya almışım. B malını da
3K yazıyorum Y yerine. 300K'ya almışım dostlarım. Satış fiyatına eşit olduğuna göre kar zarar durumu nedir diye soruyor. Tabi satışlarda da yerine yazalım. Bunlar maliyetlerimiz. 500 lira cebimizden çıktı bizim, 500K. Peki 120X, X yerine 2K yazıyordum. 240K'ya bunu sattım. 80Y, Y yerine 3 yazıyordum. 240K'ya da bunu satmışım. Toplamda da 480 lira para kazanmışım. 500 lira cebimden çıktı, 480 kazandım. Yani 500 lirada 20 lira zarardayım dostlarım. Acaba yüzde kaç zararda olurum diye de soruyorum. 5'e bölmüş, ben de 5'e bölüyorum, 4 çıkıyor sorumun cevabı. %4 zarardayım dostlar. Yani cevabım Bursa şıkkı, işaretledim geçti. Şuna bakalım şimdi. Bir satıcı bir malı %25 karına 500 TL'ye. Şimdi malın maliyet 100x olsun. %25 karla satıyorsam satış fiyatım dostlarım 125x liradır ve bu 500'e tekabül ediyormuş. Bu durumda x eşittir, hemen bulduk, 4 lira çıktı. Demek ki bu malın maliyeti de 400 liraymış dedik. Başka bir malı 100y diyelim buna da. Ne diyor maliyeti 100y? Satışı da diyor %25 zararla. %25'ini çıkarttım hemen, 75x liraya satıyorum. 600 TL'ye satıyormuşuz bunu. 15'e bölelim 5x çıkar, 15'e bölelim 40 çıkar. Bir daha 5'e bölelim x 8 çıktı. Yani 800 TL'ye de bunu almışım. Peki toplamda 400 buna, 800 buna verdim, 1200 lira para çıktı cebimde. 500 liraya bunu sattım, 600'e de bunu sattım, 1100 lira da kazandım. Yani ne kadar zarardayım? 100 lira zarardayım arkadaşlarım. 100 TL zarardayım ben şimdi. Tabi nerede 100 TL? 1200'de 100 TL zarardaysan yüzde ne kadar zarardasındır diye bize yüzdesini soruyor dostum. Ha gerçi yok, yüzdesini sormuyor, pardon. Ne kadar zarar elde eder diye soruyor. 100 TL zarar elde eder. Tamam, bulmuşuz zaten direkt cevabı. Peki 14'ü de gömdük arkadaşlarım. 13 ve 14 tamamdır. 15'i alalım şimdi. 15 numara. Odaklanmaya da bakalım. Güzel gözüküyor. X TL'ye alınan bir mal %30 zararla X eksi 300 TL'ye satılıyormuş. E bak, çıktı zaten soru adamım. %30 zararla satarsam ben şöyle yapacaktım değil mi? X liraya mal ettim. Bu maliyeti. Zararım %30. O zaman X eksi X'in %30'u kadar çıkarttığımda bu benim satış fiyatım. Yani X eksi 300'e denk düşecek kardeşler. Hadi burayı bir hesaplayalım. Şunlar gitsin. Birer sıfır silelim. Bunlar gitsin. 3'e bölelim. 3'e bölelim. 100 kalsın. 10'la da çarpalım. 1000 oldu X. X 1000'miş. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Aslında direkt şuradaki 300'den de hareket edebilirdik zaten ama neyse, biz formülü de çözdük işi. Bir malın alış fiyatı X TL, satış fiyatı Y TL'dir. X ile Y arasında şöyle bir bağıntı vardır. Bu malın satışından %40 kar elde edildiğine göre diyor. Şimdi ben malı maliyeti X TL yapmak şartıyla aldım. Sonra ben bunun üstüne bir kar koydum. Hatta ne kadar kar koymuşum? %40. %40 kar koydum arkadaşlarım. Karımızı hesaplayalım hemen isterseniz. %40 kar ne yapar? X'in %40'ı şu yaptı arkadaşlarım. 2x bölü 5 yaptı. Bu kadar kar koydum ve satış fiyatımda x liraya aldım. 2x bölü 5 lira kar koydum. Ne oldu satış fiyatım? 5x, 7x bölü 5 oldu. Bu da bizim satış fiyatımız. Ve bu da y'ye eşitmiş arkadaşlarım. Satış fiyatı y diyor. Yani 7x bölü 5 eşittir y. O zaman 7x eşittir 5y geldi. X ile Y arasında şöyle bir bağıntı vardır diyor bize. Yani Y yerine siz isterseniz 7X bölü 5 yazabilirsiniz şuradaki denklemde. Hemen yazalım bir dostlar. 2X eksi 7X bölü 5 eşittir 60'mış. 5 kere 2 10, 7 çıktı. 3X bölü 5 eşittir 60 olur. 3'e bölelim 3'e bölelim 20. X eşittir 5 çarpı 20'den 100 lira geldi. Ne diyor? Bu satıştan kaç TL kar elde edilmiştir diye soruyor. E şimdi X 100 liraysa
Hadi bir daha bulalım. Yüzün %40'ı kadar kar elde etmiştik ya arkadaşlarım. 40 lira. Yani Y'yi falan bulmaya gerek yok. İstersek Y'yi buluruz. Yani satış fiyatını. 100 lira satış da belli. Aradaki farkı da alabiliriz. Satış fiyatı 140 çıkacak hatta burada. 40 lira bulacağız arkadaşlar. %40 kar elde ediliyordu. 100 liraydı maliyet. 100'ün %40'ı. O da 40 yapıyor dedik. Geldik buna. ATL'ye alınan bir mal %25 zararla XTL'ye. Şimdi A liraya aldım bu malı ben. %25 zarar koydum üstüne. Yani A'nın 25 bölü 100'ü kadar zararı çıkarttım ve bu durumda XTL'ye satıyormuş. Peki. B liraya aldığım bir malı %20 karla, o zaman %20'si kadar para koydum B'nin. Böyle satınca da YTL'ye satıyormuşum. X Y'nin 3 katıdır diyor. X eşittir 3Y diyor. A B'nin kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Önce şuraları bir düzenleyelim. X ne çıkıyor buradan? 100A 25A çıkarsa dostlarım 100'den 25 çıktı. 75A bölü 100'müş X. Şunu bir hesaplayalım. 120B bölü 120 bölü 100'müş bu da diyelim. Şimdi Y yerine daha doğrusu x yerine 75a bölü 100 yazıp eşittir 3 çarpı y yerine de 120b bölü 100 yazalım. Yüzler bir silinsin dostlarım burada. 3'e bölelim, 3'e bölelim 25 kalsın. 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 24b gelsin. Yani 5a eşittir 24b. Hemen bu tarafı 5'e bölersek A eşittir 24 B bölü 5 çıkar. Bakın ne diyoruz? A B'nin 24 bölü 5 katıdır. Cevabımız Denizli geldi. Bakalım bu ne diyor? XTL'ye alınan bir mal. %10 karla YTL'ye satılıyor. Şimdi X lira maliyetim. %10 kar koydum üstüne. Satış fiyatım ne olur arkadaşlar? X artı X'in %10'u kadar eklersem bu da benim satış fiyatım oldu. Ve bu da Y'ye eşitmiş. Yani 110x bölü 100 eşittir Y. Hatta birer sıfır silelim. 11x bölü 10 eşittir Y çıktı. Bu birinci denklem olsun. YTL'ye alınan bir mal, Y liraya alırsam bir malı, %10 zararla satarsam satış fiyatım Y eksi Y'nin %10'u. Y eksi Y'nin %10'u olduğunda da bu durumda x eksi 2 TL'ye denk düşüyormuş. Düzenleyelim 100y 90y bölü 100 olur. Birer sıfır giderse 9y bölü 10 eşittir x eksi 2 geldi. X kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hadi şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şurayı bir çarparsak 10x eksi 20 yapar. 9y eşittir 10x eksi 20 yaptı. Burada da y var. Y'yi getirip şurada yerine yazalım. 9 çarpı 11x bölü 10 eşittir 10x eksi 20. 99x yapar. Şuradan devam ediyorum dostlarım. Şuraya bir yer açayım kendime. 99x bölü 10'u da karşıya atalım hatta. 100x olsun. Eksi 200 olsun. Eksi 200'ü buraya alalım. 99'u buraya alırsam da x çıkar. X eşittir 200'ü paketledik dostlar. Evet geldik bu videomuzun son köşe taşına. Bakalım burada ne yapacağız? 16 numaralı köşe taşı. Bir malın alış fiyatı ATL, satış fiyatı BTL'dir. A ile B arasında şöyle bir bağıntı vardır. Bir satıcı bu malın satışından kar elde ettiğine göre bu malı en az kaç TL'den satmıştır diye bir soru soruyor bize. Şimdi satışından kar elde ediyormuş. Kar elde ediyorsak o zaman bizim satış fiyatımız satış büyük olacak maliyetten arkadaşlarım. Yani alış fiyatından büyük olmalı ki ben kar elde edeyim değil mi dostlar? Peki alış fiyatı yani maliyeti A liraymış, satış fiyatı da B liraymış. Yani benim bildiğim B büyüktür, A bağıntısı var mı bir kere? Peki B yerine neyi soruyor? En az kaç TL'den satmıştır? B'yi soruyor bize. O zaman biz A'yı yalnız bırakalım. 3A buraya gelsin, B buraya gelsin. 1600 eksi B oluyor 3A. 3A eşittir 1600 eksi B'ymiş. Şunun yer değiştirdim bu ikisini.
Burayı da 3 ile çarpalım. 3b büyüktür 3a'dan. 3a yerine de artık eşiti olan 1600 eksi b'yi yazalım. Eksi b buraya gelirse 4b büyüktür 1600'den. b büyüktür 4'e bölersek 400'den. 400'den büyük olacak. En az kaç TL'den satmıştır diye bir soru soruyor bize. 400'den büyük olacak. Tabii ki burada bir de diyor ki bakın A doğal sayıdır diyor. Ben şimdi B'ye 401 desem A ne olur bu durumda? 400 olur. Bakalım B 400'den büyük olsa 401 olsa 3A eşittir. 401'den 1600'den 400'ü çıkarsak 1200. Bir daha çıkarsak 1200'den 1 çıktı. 1199. Yani bak B'yi 401 seçebilirim aslında. 401 seçtiğimde burada yerine yazsam 3A eşittir. 1600'den 401 çıkınca ne kalıyor dostlarım? 1199 kalıyor. Doğru mu söyledim? Evet 1199. Bu da 3'e bölünüyor mu? Hayır. A virgüllü bir sayı çıkıyor. O yüzden bunu kabul edemiyorum. 401 olmaz diyorum. Çünkü demiş ki A elemanıdır doğal sayı demiş. O yüzden cevap Edirne geliyor diyebiliriz dostlar. Hadi şuna bakalım. Bir satıcı X TL'ye aldığı bir malı karla 500 TL'ye satıyor. Demek ki X küçükmüş 500'den. Bunu biliyoruz. Çünkü satış fiyatı daha büyük ki kar elde etsin değil mi? Y TL'ye aldığı bir malı zararla yine 500 TL'ye satıyor. O zaman Y daha büyükmüş 500'den. Yani satış fiyatı daha küçükmüş maliyetten. Buna göre X ve Y fiyatları arasındaki bağıntı aşağıdakilerden aynısıdır. X 500'den küçük, Y 500'den büyük olacak dostlarım. Aha direkt cevabımız Adana'da var zaten. Hadi şuna bakalım. Üretilen bir malın maliyeti X TL ve satış fiyatı Y TL'dir. Bu malın satış fiyatının hesaplanması için biçiminde iki bağıntı önerilmiştir. Üretilen malın tümü satılabildiğini ve satış fiyatının hesaplanmasında birinci bağıntıyı kullanmak daha karlı olduğuna göre X için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Şimdi X ve Y birinci bağıntıyı kullanırsak daha büyük bir satış elde ediyormuşuz. Birinci bağıntıyı kullanmak daha karlıymış. Şimdi karı nasıl hesaplıyordum arkadaşlar? Satış eksi maliyet. Yani Y eksi X dediğim şey benim karım. Şimdi birinciden karı hesaplarsak, buradan satış fiyatını hesaplarsak daha doğrusu, daha karlı oluyormuşuz dostlarım birinci bağıntıyı kullandığımızda. Peki, birinci bağıntıyı kullanarak bir satış fiyatı hesaplayalım. Y'den X'i çıkartalım. Yani 2X eksi 250'den biz çıkartalım. X'i çıkarttığımda buradan bir kar elde ediyorum. İkinci bağıntıdan hesaplarsanız dostlarım x artı 150'den x'i çıkarttığımda da buradan da bir kar elde ediyorum. Ve diyor ki satış fiyatının hesaplanması birinci bağıntıyı kullanmak daha karlı. Yani şuradan elde ettiğim kar daha fazlaymış benim. Peki düzenleyelim burayı. Şunlar gitti. Burada x eksi 250 büyüktür. 150 kaldı. 250'yi bu tarafa atarsam x büyüktür 400 çıktı. Cevabım da Edirne geldi dostlar. Şuna bakalım. Terlik, ayakkabı ve çantanın birim maliyetleri sırasıyla budur. Bir terlik, bir ayakkabı ve bir çantanın toplam satış fiyatı aşağıdakilerden hangisi olursa terliğin maliyet fiyatı kadar kar elde edilmiş olur. Şimdi toplam kaç lira olursa diyor terliğin maliyet fiyatı kadar kar elde edilmiş olur diyor bize. Satış fiyatı aşağıdakilerden hangisi olursa. Bir çantanın toplam satış fiyatı. Ha, bir terlik, bir ayakkabı. Şimdi bir terlik, bir ayakkabı ve bir çantaya ben toplam 7x, 3x bölü 5 artı 7x lira para verdim. Bu benim maliyetim. Diyor ki satış fiyatı aşağıdakilerden hangisi olursa bunun hangisinin diyordu? Terliğin mi? Terliğin maliyeti yani 3x bölü 5 lira kar elde edersek diyor. İşte bu kadar kar elde ettim. Maliyet fiyatı kadar kar elde edilmiş olur diyor. Yani satış fiyatı bu olsun diyor. Toplamda satış fiyatı bu olsun. İnşallah doğru anladık. Bir daha bakalım. Şurayı bir düzenleyelim. 6x bölü 5 olur. 6x bölü 5 artı 7x. 5 kere 7 35
35 ile 6'nın toplamı 41x. 41x bölü 5. Yani 8x liradan biraz fazla olacak. Hepsinden de oluyor. Dur bir daha okuyalım soruyu. Terlik, ayakkabı ve çantanın birim maliyetleri sırasıyla bunlardır diyor. Tamam. Bir terlik, bir ayakkabı ve bir çantanın toplam satış fiyatı. Aşağıdakilerden hangisi olursa terliğin maliyet fiyatı kar, maliyet fiyatı kadar kar edilmiş olur. Tamam, biz doğru yaptık aslında. Bunlar ne yapıyor? 7x, 7 kere 5, 3x bölü 5 ile 7x'in toplamı, bu toplam maliyetimiz. Bizim hepsinden birim şeydeki maliyet. Toplam satış fiyatı aşağıdakilerden hangisi olursa, biz bunları toplamda kaç liraya satarsak diyor, terliğin maliyet fiyatı kadar kar elde etmiş oluruz. Terlik, ayakkabı, çanta. Terliğin maliyet fiyatı 3x bölü 5. İşte bu kadar kar elde edeceğiz diyor. Bunların üstüne bunu koysak satışımız ne olur diye soruyor. Allah Allah, biz nerede hata yaptık? Hiçbir yerde hata yok. 6x bölü 5. Durun bakalım, birazcık düşünelim bunu arkadaşlarım. Bakalım neler gelecek. Şimdi arkadaşlar düşündüm de olmuyor bir türlü. Şöyle diyorum ben. Şimdi şurası terliğin maliyeti kadar satıştan, satışımızın bu olması gerekir diyoruz ya. Şurayı bir düzenleyelim. Bakın 5 kere 7 35, 38 x bölü 5 artı 3x bölü 5 de buradan geliyor. Yani ne yaptık biz? Bu bizim karımız. Şimdi şöyle olsa cevap gelir arkadaşlar. Terliğin maliyet fiyatının 3 katı kadar, 3 katı kadar kar elde edilmiş deseydi, o zaman ne olacak? Yok, 4 katı hatta. 4 katı dese anca oluyor. 12x bölü 5 oluyor burası. 4 katı kadar kar elde ettim ve cevap 50x bölü 5'ten 10x liraya satmış oluruz bu durumda diyeceğiz arkadaşlar. Bence burada şu hata var ama ben bir kez daha bakacağım soruya dostlarım. Dediğim gibi ama 4 katı demesi lazım diye düşünüyorum. Yoksa cevap 10x gelmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik gobeller. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.